Türkiye eğer Orta Doğu'da etkin olmak istiyorsa, hani işte ülkeyi yönetenlerin zaman zaman söyledikleri gibi, Ahmet Hoca daha sık söylerdi böyle ulvi bir laftan. Ama somut bir gerçekliği var. Kürtlerle barışmayan ve Kürtlerle beraber hareket etmeyen bir Türkiye'nin Orta Doğu'da etkin olma şansı yok. Bunun bir sürü sebebi var. Yani hayat tarzı diyebilirsin, sekülerlik diyebilirsin, gerçek güç diyebilirsin, coğrafyanın getirdiği mecburiyet diyebilirsin. Nereden bakarsan bak. Ama ortada bir durum var. Fikren beraber olup olmadıklarının çok önemi yok. Evet, hükümet diyor ki efendim PKK ile PYD. Evet, fikren beraber. Ama bir tanesi aktör olarak kendi toprağına bir saldırıyı şavullamaya, onunla mücadele etmeye uğraşıyor. Bir tanesi ise bizim ülkemizde son zamanlarda yeniden terör silahına sarılmış durumda. Şimdi ikisini aklı başında herhangi soğukkanlı bakan bir adamın ikisini aynı kefeden değerlendirme imkanı yok. İki, dünya açısından baktığınız zaman orada şu anda dünyanın önceliği IŞİD veya radikalleşmiş olan bir takım İslami hareketler ve onlarla da şu anda mücadele eden tek güç, örgütlü güç var orada, PYD. Dolayısıyla Kürtlerin hem dünyadaki meşruiyet alanı genişlerken hem PYD'nin böyle bir zafer duygusu, kahramanlık duygusu Türkiye'deki Kürtleri de etkiler içine alır hale gelmişken, hala PYD'yi veya Suriye'de olanları sadece kendimize tehdit üzerinden okumak, gelecekle ilgili hiçbir tahayyülün olmaması demek.